ne fırsatını bulamadılar. Şimdi aynı senaryoyu yeniden hayata geçirme gayretleri var. Ankara'da türlü senaryolar üretiliyor. Yapay gündemler oluşturulmak isteniyor. Siyaset bu sonu gelmez ülkeye, bu sonu gelmez ülkeye, millete hiçbir yarar sağlamaz tartışmaların içine çekilmek isteniyor. Allah aşkına yargıyı tartışma konusu yaparak bu ülkeye nasıl bir fayda sağlayacaksınız? Hakimleri, savcıları itham ederek, onları töhmet altında bırakarak, onların görevlerini yapmasını engelleyerek bu ülkeye, bu millete nasıl bir hizmet üreteceksiniz? Kurumları yıpratarak, kurumlar arasına husumet yerleştirmeye çalışarak, kurumları çatışıyor gibi göstererek ne elde edeceksiniz? Yani bir başbakanın kalkıp da Genelkurmay Başkanı'yla veya Türk Silahlı Kuvvetleri'yle 10 gün içinde 3 kez, 4 kez, 5 kez görüşmesi, bakıyorsunuz ana muhalefet partisini rahatsız ediyor. Niye rahatsız oluyorsun ya? 3 de görüşür, 5 de görüşür, 10 da görüşür. Sana ne ya? Niye rahatsız oluyorsun? Böyle saçmalık olur mu? Demokrasilerde diyor böyle şey olmaz. Sen demokrasiyi tanımadın ki ya. Asıl demokrasilerde bunlar olur. Niye rahatsız oluyorsun? Çünkü bugüne kadar bu tür şeylere pek alışık değillerdi. Ama alışacaklar. Alışacaklar. Onlar çetelerle, mafyayla, avukatları vasıtasıyla görüşüyorlar. Biz de Genelkurmayımızda silahlı kuvvetlerle görüşüyoruz. Farkımız bu. Farkımız bu. Farkımız bu. Ve bakıyorsunuz karanlık olaylara, karanlık senaryolara avukatlık ederek bu ülkeye nasıl bir ufuk çizeceksiniz ya? Siz nasıl muhalefetsiniz? Bu ülkeye nasıl bir ufuk kazandırmak istiyorsunuz? Milletvekilleriyle bakıyorsunuz devamlı oradalar. Milletvekillerinin hukuk bürosundaki avukatları bakıyorsunuz avukatlıklarını üstlenmişler, onu götürüyorlar. Her şey açık ortada. Bunları milletten gizleyemezsiniz. Bunlar ortada, vaka. Ve ondan sonra da yargı sürecine müdahale etme noktasında zaten genel başkanınız, o da iyi bir avukattır, başarılıdır sağ olsun, o da bu işi iyi götürüyor. Ve Türkiye'de ondan sonra yargının tarafsızlığından, bağımsızlığından bahsedeceksiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye demokratikleşiyor. Türkiye değişiyor. Türkiye prangalarından kurtuluyor. Türkiye yıllardır kendisini ayak bağı olan meselelerden, tortulardan, zincirlerinden kurtuluyor. Bundan kim, neden, nasıl rahatsız olabilir? Demokrasinin güçlenmesi, standartlarının yükselmesi kimi, neden ve nasıl rahatsız edebilir? Şimdi bakınız, iktidarda olduğumuz 7 yıl boyunca çeşitli kavramları tedavüle sokarak Türkiye'yi bir korku tüneline hapsetmeye çalıştılar. Niyet okuyuculuğu yaptılar. AK Parti'ye gizli gündemler izafe ettiler. Fakiye yapıyor dediler. Bizimle uzaktan yakından ilgisi olmayan olayları bize mal etmeye kalkıştılar. Bunda başarılı olamadıkları durumlarda kendi karanlık senaryolarını uygulamaya geçirecek kadar ileri gittiler. Bu şekilde kitleleri korkuttular. Bu şekilde kendilerine iktidar devşirmeye, millet iradesini gasp etmeye kalkıştılar. Türkiye demokraside ilerleme kaydettikçe bunların kirli örgütlenmeleri açığa çıktı. Kirli ilişkileri açığa çıktı. Kirli emelleri, kaos planları açığa çıktı. Türkiye'yi yıllarca karanlığa mahkum edenler, Türkiye'nin geleceğini de karartma peşinde olanlar şimdi demokrasiden ürküyor, demokrasiden korkuyorlar. Burası çok önemli. Çok önemli. Bakın son günlerde sivil diktadan bahsetmeye başladılar. Tek adam diktasından bahsetmeye başladılar. Bunlar sizin işinizdi ya. Siz bunları yapmaya çalıştınız. Bizim tamamıyla bütün bu işlerimiz partimizin içinde de, partimiz bünyesinde de olması gereken İstişare mekanizmalarımız neyse bununla yapılır ve hiçbir parti de buna ulaşamaz.
Ama partimizin başarısı için atılması gereken adımları en geniş anlamda biz müşavereyle yaparız ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu başarımızın gereğidir. Mahalle baskısı dediler. Kimi maalesef bu noktada ülkeleri de telaffuz ederek Türkiye o ülkelere benzeyecek dediler. Bölünme dediler. Parçalanma dediler. İhanet dediler. Hıyanet dediler. Şimdi daha farklı kavramları ülkeye pazarlayıp yeni kavramları tedavüle sokup oradan korku tüccarlığına soyundular. Peki ben şimdi soruyorum. Bu ülke 7 yıl öncesine göre bugün, onlara sorarsan verecekleri cevabı biliyorum ama ben halkıma soruyorum. Daha demokratik bir yapıya sahip midir, değil midir? Önemli olan bu. Tarih